gelmek mutluluk verici. Ne yiyeceksin? Ben bu fotoğrafa bulaşık olmadan duramam. ODTÜ'de diplomatik plakalı arabası yakılan ABD Büyükelçisi Robert Comer'in arabasının markası nedir? Ütopya Chevrolet demiş, yanlış cevap. Ne katıldı? Gerçekten ben soruyu hazırlarken utandım. Cevaplarken siz nasıl utanmadınız bilmiyorum. Yavit abi gillere nedir ya? Doğru cevap Cahit abi gillere. Cavit yazmışsınız arkadaşlar. Dört devrimci geleneğin yan yana gelerek 2013'te kurduğu BKP kurucuları arasında ünlü siyasi düşünürler Kenan Kalyon, Mustafa Kahya, Muhsin Dalfidan ve Mertcan Tütüz'ün de bulunduğu. Bayrağında kızıl, yeşil ve mor renkli bir yıldız bulunan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin 2013 yılında yayımlanan programının ilk cümlesi nedir? Oy! Renklerini yapamıyorum ama. Tamam, onu şey yapmayacak. İlk başta biz buralara kolay gelmedikken Adalılar grubuna selam yolluyoruz. Bence de kolay gelmedi. Aslanlar bu cümleyi nereden uydurdu bilmiyorum ben böyle bir cümle. Yani tarih sürüyor. Tarih sürüyor. Hayat bizi sosyalizme çağırıyor. Tarih sürüyor. Hiçbir şey duymadık. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Partilik yoldaşlıktır. Aramız açılmasın diye mahsus cevap vermedik. Doğru cümle kitabın kapağında da programın ilk cümlesinde de yazıyor. Bir çağ dönümünün eşiğindeyiz. Bu 20 puandı değil mi? 10 puanlı soru. 15 puan, 15 puan. Bak parti tarihi sorusu ya. Tarafından 1845 yılında yazılmış olan Alman ideolojisi kitabında yer alan Marx'ın 11. tezi ne der? Yazık ama ya. Yaşasın sosyalizm. Hey! Yani her yıl 1 Mayıs'ta belki günün önemi anlamı hakkında bu 1 Mayıs önemlidir deriz. Bu 1 Mayıs gerçekten çok önemli, çok tarihsel bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Partimizin 2023 süreci diye adlandırdığı faşizmin kurumsallaşma hamlelerinde yeni bir boyutun kazanılacağı ya da faşizmi alt edeceğimiz bir tarihsel momentte bu 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Bütün arkadaşlar, eş, dost, kardeş, yoldaş, arkadaş hep birlikte 1 Mayıs alanlarında bu talepleri dile getirmekle mükellefiz. Çünkü bu o varlık yokluk kavgasını kazanmak için 8 Mart'ta gördük, Nevroz'da gördük. Şimdi 1 Mayıs'ta alanlardaki kitlelerin taleplerini daha geniş bir şekilde bir araya getirmek ve bu iktidar karşısında birleşik bir mücadele hattı örmek hepimizin görevi. Şimdiden hepimize kolay gelsin. İyi ki varız, var oluruz.